Tekrardan merhaba. Dördüncü video serimizde ise artık adım adım ilerlediğimiz projemizde sonlara doğru geliyoruz bir. Kısaca bir özetleyelim bir. Fotoğraflarımızı yükledik. Seyrek nokta bulutumuzu ürettik. Hatta şöyle canlı olarak bir seyrek nokta bulutumuzu ürettik. Yer kontrol noktalarımıza girdik. Yer kontrol noktalarımıza göre dengelememizi yaptıktan sonra yukarıdan 3D model üretimleyip yoğun nokta bulutunu oluşturduk. Sonra yazılım yoğun nokta bulutumuzdan mesh modelimizi de oluşturduk. Ve şimdi model anlamında tek bir eksiğimiz kaldı. O da teksturlanmış mesh. Teksturlanmış mesh ne demektir? Şu an buradaki fark ettiyseniz bu oluşan mesh modelimiz yani üçgen modelimiz ham yani orijinal şekilde duruyor. Fakat görüntüde tabii bir tık böyle bir daha orijinalden uzak bir tık böyle bir fluluk var. Bunun da sebebi mesh modelin bize orijinal arazinin ham hali olması. Teksturlanmış mesh ise bu havada çekilen görüntüleri orijinal mesh modelin üzerine aynı bir tekstür yaparak bir yerleşerek bir bize daha keskin araziyi daha iyi analiz edebileceğimiz nokta atarken çizim atarken daha gerçekçi bir görüntü sunması için yapmış olduğumuz bir işlemdi. Onun için iş akışına giriyoruz. Artık teksturlanmış mesh üretim menümüz de açıldı. Teksturlanmış mesh üretimine geçtik. Mevcut mesh modelin üzerine bu 59 tane fotoğrafımızı yerleştirmesini istiyoruz. Bir ileri dedik. Bunda kategorimiz genel ve dikey yapı olarak ikiye ayrılır. Bir eğer dikey objelerin olmuş olduğu bina atıyorum işte elektrik telleri, direkler gibi ya da bir bina dikey taraması varsa dikey yapıyı seçiyoruz. Bir ama biz genel olarak da genel kategorisinde tekstür üretebiliyoruz. Bir ön ayarlarımızda teksturların açısı limitlerine göre yani hangi seviyede tekstür yapmasını istediğimizi seçiyoruz. Bir. Biz buradan yüksek detayımızı seçtik. İleri diyoruz. Bir. Mevcut mesh üzerine tekstür boyutumuz 8K görüntü olacak şekilde teksturumuzu üreteceğiz. Bir. Şimdi çalıştır diyoruz. Bir. Evet şu an yazılım mevcut mesh modelin üzerine uçuş esnasında çekilen bu 59 tane fotoğrafı yerleştirerek bize arazinin yapabildiği yani yazılımın yapabileceği en kaliteli modeli bize üretmeye çalışacak bir. Çünkü daha gerçeğe yakın bir görüntü olduğu için bir artık işte çizim yaparken, nokta atarken, arazi analiz ederken ya modelimize bakarken bizim için daha sağlıklı bir yer olacak bir. Şimdi teksturlanmış mesh üretimi başladı. Bittiğinde tekrardan görüşmek dileğiyle. Evet, tekrardan merhaba. Şimdi teksturlanmış mesh üretimimiz de bitti. Evet, aradaki farkı görmeniz için şöyle yakınlaştığımız zaman bir. Hatta şöyle bir kıyas yapalım bir. Şu an teksturlanmış mesh üretimimiz açık. Şuradan kısa yollardan geçişini yapıyorum bir. Hatta şöyle yapalım bir. Seyrek nokta bulutumuz, yoğun nokta bulutumuz, mesh modelimiz ve teksturlanmış mesh modelimiz. En azından şimdi teksturlanmış mesh üretimi üzerinden bizim sağ hakkında analiz yapmamız, görüntü kalitemiz, işte çizim olsun, nokta işlemleri olsun hepsi daha sağlıklı. Yani mesela diyorum, şurası için şöyle detaylarına bakacak olursak bir meşteyken bu şekilde teksturlanmış meşteyken de bu şekilde. Şimdi artık bir sonraki videomuzda ise ortofoto ve DCN verisinin nasıl üretildiğine bakacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.